İstanbul hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizin programının 24.sündeyiz. Bu kez konumuz romanlar için stratejik belge, Mayıs 2016'da yayınlanan ve uygulamada neler olduğu ya da olamadığı. Konuk arkadaşlarımız Hacer Fogo, Roman Hakları Federasyonu RONFO kurucusu ve gönüllü danışmanı, Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözetmeni, Elmas Arus'ta Romanlar İçin Diyalog Ağı RODA koordinatörü, evet, ve de Ayrımcılık Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin başkanı, pardon. Evet, şimdi romanlar için hazırlanan, romanların hayatlarının düzelmesi için hazırlanan belgeyi konuşacağız. Ve bu iki arkadaşımız da nerede çalıştıklarını, nasıl çalıştıklarını söyledik ama yıllardır romanların daha iyi bir yaşama kavuşmaları, roman hakları için mücadele veren ve İçinden bu olayı çok iyi bilen iki arkadaşımız. Evet, isterseniz önce biraz stratejik planla başlayalım. Uzun çalışmalar sonucu, ki sanırım özetleyeceksiniz şimdi, bu stratejik plan nihayet yayınlandı resmi gazetede. Sizce romanların ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Yani yeterli mi? Hemen sen başla istersen. Önce stratejik planın ne olduğuna dair birazcık hani bilgi vermek isterim. Stratejik plan romanların eğitim, istihdam ve barınma, sağlık ve sosyal politikalar alanında durumlarının iyileştirilmesi için amaç, hedef ve eylemlerden oluşan bir devletin kabul ettiği bir program. Bu programda işte çeşitli hedefler belirlenmiş. Bu hedefler işte çeşitli sürelerle yapılacağı belirlenmiş ve 19 sayfalık bir metne indirgenmiş bir program. Biz Romanlar İçin Diyalog Ağı ve Sıfır Ayrımcılık Derneği olarak bu strateji planını ve eylem programını çok çok önemsedik ve 2000'lerin başından beri neredeyse hani var olan tüm politikaları derleyip toparlayıp bu programın nasıl olması gerektiğine dair devlet yetkililerine çeşitli öneriler sunduk. İşte yaklaşık 12 tane bakanlıklarla toplantılar yaptık, sivil toplumla toplantılar yaptık ve ilk başta çok değerli bir programdı ve bu program... Yani katkıda bulundunuz, bizzat içinde tabii, oldunuz tabii. Sonrasında 19 sayfaya indirgenen bölümüyle çok ilgisi olmasa da böyle bir programın içinde var olduk. Bizler için çok çok önemliydi çünkü... Romanların durumunun iyileştirilmesi için hani kişilerin kendi inisiyatifine ile değil de gerçekten bir belgeyle bunun planlanması, programlanması ve uygulanması gerekiyordu. Bizim için çok çok önemliydi. Yine keza Hacer de aynı programın hayata geçirilmesi için ciddi çalışmalar yaptı. Sanırım o bölümünü de biraz sen anlatabilirsin. Şimdi aslında, neler içeriyor? Evet, biraz yani, daha detaylı. Tabii bu aynı zamanda roman açılımıyla da bağlantılı. Yani 2009 yılının Aralık ayında Devlet Bakanlığı bütün romanları topladı. Yaklaşık 80 tane roman örgütünde, bizlerin de arasında olduğu bir çalıştay yaptı. Ve o çalıştaydan sonra da işte Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı bir sürü toplantı yaptı. Aslında çok iyi toplantılardı onlar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı 2 günlük çalıştay sonucunda da bir sürü önemli raporlar çıktı. Onlar sizi davet ettiler çalışmak için. Tabii tabii. Bütün o toplantılara katıldık. Aslında stratejiye giden bir yoldu aslında bu aynı zamanda. Tabii bu Avrupa Birliği'nin de o iyi olduğumuz dönemlerde yani uyum süreciyle de birlikte. Sonrasında 2012 yılında Fatma Şahin, o zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı. Bir ziyaretimizde tesadüfen öğrendik romanlar için strateji eylem planı yazılıyor diye. Dedik ki işte kendisine biz de katılalım. Bu, evet, içeriğinde olabilir miyiz, bu toplantılara katılabilir miyiz falan. O zaman hem
Roda, hem Ronfo, hem diğer arkadaşlar Türkiye'den yaklaşık 2 yıl boyunca, 2012 ve 2014 yılı arasında herhalde onlarca kez o toplantılara katıldık, raporlar gönderdik. Ve gerçekten 2014 yılıydı sanırım. Bize bakanlıktan da Roda'ya geldi, Ronfo'ya geldi, diğer arkadaşlara da geldi. Bir 50 sayfalık bir belge geldi, taslak belge. Çok da iyi bir belgeydi aslında. Yani işte içinde ayrımcılığın, barınmanın, diğer sorunların da olduğu ve çözüm odaklı bir belgeydi. Ve bütün eylem planı da içerisindeydi. Ama ne olduysa demeyelim, bu vize muafiyetiyle birlikte biliyorsunuz o Davutoğlu döneminde işte bir an önce işte vize çıksın diye 70 maddelik bir şeyde 70. maddesi galiba değil mi? 70. maddesinde. Avrupalıların şart koştuğu maddelerden ki roman, biri. Evet, romanların işte durumu da işte iyileştirilsin falan da. Bunun da tek yolu işte strateji planının artık kabul edilmesi Türkiye tarafından. Çünkü Avrupa'da tek kabul etmeyen ülkeydi zaten bu hazırlıklarda. O yüzdendi ve kabul edildi. Ama biz de çok sevindik. Ama bir baktık işte 30 Nisan 2016 tarihinde o güzelim belge 16 sayfaya, 19 sayfaya inmiş. Ama yine de hani yetmez ama evet diyoruz. Çünkü hani bu belge değiştirilemeyecek, işte hani bu belgenin dışına çıkarılamayacak bir belge değil. Çünkü orada gerçekten hem Roda'nın hem de Ronfo'nun da önerdiği bir izleme kurulu var. Ve bu izleme kurulunun da aslında esasında görevi önerilerde bulunmak diyeyim. Geliştirilebilecek bir belge en azından. O anlamda bence romanlar açısından çok önemli. Çünkü hani ileride devlet politikası da haline gelebilecek bir belge, iktidarda kim olursa olsun artık romanların böyle bir stratejik bir planı belgesi var. Planı var, evet. Anladım. Peki şimdi genel bilgileri verdik. Biraz da bu belgenin içerdiği maddeleri, yani romanlar için hayatlarını iyileştirmek için öngördüğü maddeleri tek tek ele alalım. İsterseniz eğitimden başlayalım diyorum ben. Romanların eğitime erişimi bildiğimiz kadarıyla çok zor. Bu plan bunu iyileştirmeyi öngörüyordur ama şeylerin tedbirleri ya da uygulamadaki gelişmeler neler? Yani bana baktığın için ben söz aldım. Şöyle, strateji eylem planının içindeki eğitim programına baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Yani var olan sisteme kayıtlı eğitimin içindeki çocukların durumunun iyileştirilmesi veya işte eğitime erişmesiyle ilgili aslında çözümler görüyoruz. Oysa eğitime erişemeyen yani binlerce çocuk var. Bunun için hiçbir şey görmüyoruz. Ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili genel geçer cümleler var. Oysa ki bunun için gerçekten ciddi somut eylem planlarına ihtiyaç var. Diğer taraftan hani sadece ilk öğretim değil, yani üniversite sonuna kadar eğitimin desteklenmesiyle ilgili programların geliştirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan yine mesela işte kız çocukları ile ilgili özellikle hani eğitim erişimiyle ilgili somut yine maddeler yok. Ve okul öncesi eğitim çok çok önemli. Yani çocuk işte okula gittiği zaman ilk defa kendi toplumu dışında ilk öğretime başladığı zaman bir grupla karşılaşıyor. Bütün kültürel öğeleriyle oraya gidiyor, okula başlıyor. Dolayısıyla kendi kültürü dışındaki başka kültürlerle karşılaşması, uyum süreci, entegrasyon süreci, başka kültürlerin de romanlara alışma süreci aslında tam da okul öncesi eğitimle olacak. Oysa bu çok ciddi bir eksiklik. Hiçbir roman mahallesinde bir kreşin olduğunu ben bilmiyorum. Yani duymadım. Hacer duyduğumu bilmiyorum. Ve acayip ihtiyaç. Bu şunun için de çok önemli. Kadınların özgürleşmesi için mesela. 4-5 tane çocuğa bakıyor kadın. Ve dolayısıyla bu çocukları herhangi bir iş dalında çalışma istese dahi bu çocukları koyabilecekleri hiçbir yer yok. Diğer taraftan ya da şöyle bir risk alıyor. Kendisi hurdaya giderken, çiçeğe giderken veya başka bir iş alanına gittiği zaman o çocukları sokağa bırakıyor. Çocuklar sokakta savunmasız. Çocuklar sokakta her türlü tacize açık. Çocuklar korumasız. Dolayısıyla okul öncesi eğitim ve kreş
işlerin açılması çok çok önemli. Hı hı. Diğer taraftan eminim Hacer de bahsedecektir. Yani okula giden çocukların hani biraz sonra konusu da geçeceğiz ya, iki odalı bir evde yaşayan bir çocuğun ders çalışma ortamı ne kadar var? Hı hı. Okul sonrasında çocukların eğitiminin devam etmesi, aynı zamanda derslerini yapabileceği etüt merkezlerinin olması yine çok çok önemli. Diğer taraftan okulun kaliteli eğitime erişimi için okulun bütün teknik donanımının iyileştirilmesi çok çok önemli. Yine burada net bir şekilde, somut bir şekilde bir şey söylenmemiş. Aslında bunların sınırlarının iyi belirlenmesi gerekiyordu. Devamlılığının sürmesi için tedbirler alınıyor mu? Ya da geç kalmış, mesela 11 yaşına gelmiş, daha başlamamış. Onu toparlamak, arayı kapatmak için bir takım tedbirler var mı? Herhalde bunlar çok ya, önemli. Çok çok önemli ama hani benim bildiğim kadarıyla pek yani romanların faydalandığı böyle tedbirler yok. Mesela şeyi çok önemsiyordum, ortaokulu dışarıdan bitirme programları. Aslında tam da kopuş yaşına baktığınız zaman roman çocuklarının eğitimden, ilk öğretimdeki eğitimden kopuş yaşına baktığınız zaman 11-12 aslında ortalama. Tam da işte çocukların hani ergenlik dönemi, ondan sonra işte bir taraftan kendini bulma dönemi. Belki 2-3 sene sürüyor böyle bir şey. Çocuk tekrar okula bırakıp okula tekrar gitmek istese dahi telafi eğitimi yok. Çok fazla çocuk var aslında. Bu telafi eğitimlerinin de sürecin içine dahil edilmesi gerekiyor. Aslında yani hani niye strateji planında bir eğitim başlığı var? Çünkü bu romanlar açısından çok büyük bir sorun. Yani en büyük sorunlardan biri. İşte Elmas'ın da bahsettiği gibi yani neredeyse Türkiye'de okul devamlısı %80'lere varıyor. Yani bunu önlemek lazım ama yine söylediği gibi aslında bunu kreşten başlamak lazım. Yani hem kadınların özgürleşmesi hem de yani ben işte tanıyorum 11 yaşında çocuk sadece işte bebeğe bakmak için bile okuldan okula gitmiyor mesela. Onun dışında bir sürü ekonomik, sosyal sorunlar var. Ama benim anlamadığım şey şu. Yani o zaman 2012 yılında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ydu. Ve o dönemde demin biraz önce de bahsetmiştim. Bir toplantı yapıldı İstanbul'da. 2 gün süren ve gerçekten ortaya bir plan çıktı. Daha sonrasında bir toplantı daha yapıldı. Şu anda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda böyle bir plan var. Yani eğitimde ne olmalı? Orada zaten her şey söylendi. Yani şu anda işte 2017 yılındayız. Aradan 5 yıl geçmiş. Bunun uygulanması gerekiyor. Çok da güzel bir plan. Yani hani bu raporların böyle raflarda aslında kalmaması gerekiyor. Mesela biz orada neler söyledik işte eğitmenlerin eğitimi. Niye? Çünkü işte bir ön yargıyla bir bakış var. Yani hepimiz rastlıyoruz. İşte Elmas da rastlıyordur, diğer arkadaşlarımız da rastlıyordur. Bir sulu kuledeyken de rastlıyorduk, çocukları götürüyorduk okula. Ya yine mi bunları getirdiniz diyen bir eğitmenle karşı karşıya geliyorduk. Ya da başka bir şehirde sadece romanların bulunduğu, hatta sınıflardan böyle toplanıp romanların oluşturduğu bir sınıf dahi var. Şimdi buralarda eğitmenlerin, okul müdürünün dahi eğitilmesi gerekiyor. Şimdi elimizde madem bir strateji planı var, o zaman bu planın değil mi? Yani romanlarla ilgili yani herkesin, bütün kamu görevlilerinin elinde olması gerekiyor. Evet. Yani işte Sosyal Dayanışma Vakfı nereye gidiyor romanlar yardım almak için? Dayanışma Vakfı'na. Oradaki insanların elinde, okul müdürlerinin elinde, kaymakamlığın elinde. Yani bunların eğitilmesi. Tabii belki bilmesi gerekiyor. Şimdi ben gittiğim zaman bir kamu kurumuna, ya işte bak biliyor musunuz devlet strateji planını kabul etti, böyle böyle hakları var romanların dediğimde haberim yok dememeli. Yani ha. Evet yani o zaman biz bunu uygulamalıyız demeli. Ama şimdi mesela diyor ki roman öğrencilerin okul ortamına uyumunun artırılması için sosyal kulüpler. Yani bu çözüm değil stratejide yazan. Yani işte çocuk sosyal kulübe gidince işte ayrımcılık harika, bitiyor mu? ya da okul devamlılığı bitiyor mu? Bunun bir sürü nedeni var. Yavaş yavaş tabii ki bir takım olumlu şeyler de oluyor yani. En önemli şey yine biraz önce Elmas da bahsetti. Gerçekten roman mahallelerinde o çocukların sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamın hazırlanması. Hepimiz biliyoruz ki yani o insanlar yani romanlar o mahallenin dışarısına çıkma imkanları yok ekonomik nedenlerden. O zaman o imkanları ayağa getirmek gerekiyor. Yani biz bunu biliyorsun Sulukule'de yaptık denedik ve bugün belki bir tahribat isyan gibi bir önemli bir grup çıktı orada ya da okul devamlı arttı üniversiteye giden
çocuklarımız var. İşte bizim bir çimen evimiz var. İşte onlarca çocuk gidiyor. Evet. Kuştepe'de onlarca çocuğun gittiği bir merkez var ve bunların olumlu sonuçları var. İşte şimdi daha iki gün önce Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi'nde bir merkez açtı ve ben işte izlediğim zaman hani gözlerim yaşardı hani o çocukların oraya gitmesi. Çünkü bu çocukların olanakları yok diyorum. Benim buraya bir ek olarak şunu söyleyeceğim. Yani bütün saydığımız hani eğitimcilerin eğitimi, okulların kapasitesinin geliştirilmesi, aynı zamanda işte ayrımcılığın önlenmesi için okulda alınacak tedbirler, ondan sonra okuldaki diğer çocuklu, roman olmayan çocuklarla roman olan ailelerin bir araya gelmesi çok çok önemli yine hani bu süreçte. Diğer taraftan önemli bir şey de ilk öğretimde okutulan bu ilkokul dokümanlarının ayrımcı ifadelerin romanlarla ilgili kaldırılması çok önemli. Ve dolayısıyla hani yine diyoruz ya yapılacak her çalışmada eğitimde olsun, istihdamda olsun, işte konutta olsun mevzuatın tüm yapılacak çalışmalara uyumlaştırılması çok önemli. Eğer mevzuatta altyapısı yoksa yaptığınız her çalışmanın ayağı havada kalır. Bu çok çok önemli. Sizin zaten bu konuda bir çalışmanız oldu değil evet, mi? Evet. Evet. İlk öğretimde okulan eğitim materyallerinin taranması ile ilgili çalışmalarımız oldu. Hala da devam ediyor. Evet, isterseniz biraz daha hızlı gidelim çünkü zaman ilerliyor. İkinci önemli noktaya gelelim. Romanların yani bütün insanlar için geçerli ama romanlar için daha da zorlu olan. Onu direkt sana sorayım. Sulukule'de barınma hakkıyla ilgili epey bir birlikte mücadele verdik. Bu konuda deneyimlerin de var. Yani şöyle zaten hani evet yani Sulukule biz bu strateji planı hazırlanırken de dediğim gibi o ilk taslak planda zaten barınmayla ilgili mesela Sulukule örneğini de vermişlerdi zaten. Hani kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiği özellikle roman mahallelerinde. Maalesef şimdi bu planda da sadece böyle tamirat, tadilat işleri falan var ama güzel örnekler de var. Onları da söyleyeceğim. Mesela Biga'da yapılan konutlar gibi, Uzunköprü'de yapılan konutlar gibi. Burada önemli olan hani yerinde iyileştirme. Biz o zaman da söylemiştik. Yerinde iyileştirme ve sosyal dönüşüm. Yani siz romanlar ya da roman olmayan ama işte ekonomik ve sosyal olarak yoksun olan topluluklarla ilgili bir kentsel dönüşüm yapacaksanız oradaki İşte üçte birinin itiraz etmesi falan diye bakmamanız gerekiyor. Oradaki bir kere insanların demografik yapısını çıkarmanız gerekiyor. Yani çok işte derin yoksulluk yaşıyor. Yani işte hurdacı ya da çiçekçi işte ayda eline 600 lira geçiyor. Yani ne yaparsanız yapın onun durumu belli. Yani o durumu, o gerçek koşulları ortaya çıkarmadıktan sonra orada bir dönüşüm yapmanın anlamı yok. Yani onu oradan aldığınız zaman işte bugün şimdi ben bu programa Küçük Bakkalköy'den geliyorum. Yani hani zamanınız varsa anlat işte 2006 yılında yıkılan bir yer orası. 240 tane konutun yıkıldığı, işte bir ailenin halen direndiği ve benim de davasını takip ettiğim bir Yükseldum ve ailesi. Şimdi oraya bugün gittim. İşte 18 kişilik bir aile var orada. Çoluk çocuk yani şuradan da belki fotoğrafı görülebilir mi bilmiyorum ama. Yani şimdi bu çocuklar nereye gitsin? Yani bu çocuklar nereye gitsin? Şimdi 15 günlük bir 15 gün sonra yıkacağız diye bir tebligat kararı geliyor. Şimdi bu çocuk orada okula gidiyor çocuklar orada. Okulundan olacak, hayatından olacak. Belki bir daha okula gitmeye şansı olmayacak. Belki gidecek bir yerde çadır kuracak. Yani bu yüzden hani o kentsel dönüşümün esasında o zaman da hep söylemiştik ya Sulukule'deydi. Sosyal dönüşüm. Öncelikle bu toplulukların orada sosyal dönüşüm yaşaması gerekiyor. Nasıl yapılacak? İstihdamı, barınması, sağlığı, eğitimi hepsinin birlikte yapılması gerekiyor. Çünkü birini yapmadığınız zaman gerçekten onu bu aileyi siz sokağa mahkum ediyorsunuz. Ne oldu Küçük Bakkalköy'den? Gittiler Pendik'te bir araziye.
Şimdi orayı da kaldırmak istiyorlar. Yani sorunu bitirmiyorsunuz. Sulu kule ne oldu? Diyorsunuz biliyoruz ki işte orası risk alan, işte uyuşturucu var, şu su var, bu su var. Ama siz orada yani bu sorunu böyle halletmiyorsunuz. Yani belki de suç artıyor bundan. Tabii ki sonra. Yani okula gitmezse ne olacak? Çocuk yani sokakta olacak ve bir biçimde riskli bir hayatın içerisinde olacak. O yüzden hani kentsel dönüşümden önce sosyal dönüşüm diyoruz. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Yani sosyal dönüşüm tamam ama aynı zamanda yapılan politikalara baktığımızda şunu görüyoruz. Hiçbir zaman romanların dahili olmadığı, ondan sonra sonradan haberinin olduğu politikalar. Yani tabii ki herkes ister tek katlı bahçeli evlerde yaşamayı falan ama mümkün değilse o toplum orada ne istiyor? Önce bunu sormak gerekiyor. Tamam. Sen ne istiyorsun? Üç katlı evde mi yaşamak istiyorsun? Yedi katlı mı? Herkes ya için geçerli sen, evet, ama aynen. Onlar için daha çok yani, geçer. Yaşam tarzları farklı çünkü. Sen en az nasıl mağdur olursun ya da nasıl mağdur olmazsın? Yani bunu sormak gerekiyor. Yapılan tüm politikalar, şu anda uygulanan politikalar, İyi niyetli yaklaşım dahi olsa yani tamamıyla romanların mağduriyetiyle sonuçlanır. Yani bir ofiste planlar yapılmamalı. Evet, aynen. Ve sonuçta ev yani bir taraftan var olan evi kaybetme durumu var romanların işte barınma sorununda. Diğer taraftan evsizlik diye bir sorunu var. Yani 4 aile bir evde yaşıyor. 3 tanesi zaten evsiz. Yani senin sosyal bir devlet olarak bunlara hani ev politik, konut politikanı olması gerekiyor yani. Evet. Yine planda yer alan belki de en can yakıcı konulardan biri toplumsal ön yargılar, ayrımcılık. Sizce bu plandaki öngörülen tedbirler yeterli mi? Yani, ya da nasıl yani orada olması yetmiyor tabii ki insanların maalesef herkese yok kavratmak yani, maalesef gerekiyor. Maalesef bu planda ayrımcılık bir madde yok. Biz bunu ilk görüştüğümüzde o zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kendisine de söylemiştik. Yani bir ayrımcılık diye bir madde. Çünkü hepsi iç içe zaten. Yani barınmada yaşıyor, ayrımcılık eğitimde yaşayan bir ön yargı var. Hepsinde var. Yani bunun biz mesela diyoruz ya eğitimde öğretmenler eğitilsin. Şimdi bu olmadığı sürece nasıl eğitilecek öğretmenler? Yani işte bu ön yargının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani roman olmayan bir çocuğun roman çocuğa bakışını nasıl değiştirecek öğretmen? Ya da bir ailenin bakışını nasıl değiştirecek öğretmen? Ya da işte barınma ile ilgili işte kiralık bir ev aradığı zaman işte vermiyorsa nasıl değiştirecek? O yüzden hani tamamen özellikle de aslında hep diyorlar ya romanların entegrasyonu tam da işte roman olmayanların hani bizler gibi roman olmayanların romanlara entegrasyonu. Elmas gibi değil galiba. Onu katmıyoruz. O roman mı yani roman olmayanların entegrasyonu gerekiyor. Yani o kültürü, roman kültürünü bizim öğrenmemiz gerekiyor. Yani bizim tırnak içinde o adam olmamız gerekiyor. Ayrımcılığı nasıl yapmayacağımızı eğitilmesi gerekiyor. Bunu da bana işte romanlar anlatacak. Onları dinleyeceğiz. Onlarla birlikte biz yürüyeceğiz. Yani daha doğrusu şöyle hani kendimize benzetme değil de nasıl eşit olabiliriz? Nasıl eşit hakları farklılıklarımızla evet, yani birlikte bir olabilmek. Tabii işte yani bu stratejide maalesef bu da yok. Ama dediğim gibi hani bu strateji böyle hani işte önereceğiz. Değişecek inşallah ileride diye düşünüyorum. Yani şey var aslında stratejinin bütününe baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz. Sadece romanları değiştirmek, romanları dönüştürmek. Oysa hani romanlar kadar roman olmayanın da değişmesi gerekiyor ki romanlara karşı hani başarılı bir sonuç alalım. Yani bu bile kendi başına aslında tırnak içinde ayrımcı bir bakış açısı. Yani ayrımcılığın önlenmesi. Oysa var olan ayrımcılığın cezalandırılması ile ilgili bir şey yok. Yani evet, çok bu çok tabii, çok önemli. Evet. Yasası, ayrımcılık yasası. O yüzden yine tekrar dönüp dolaşıp işte yani yapılan her sözün, söylenen her sözün altyapısının olması için hani mevzuatın uyumlaştırılması ve bununla ilgili yasaların tekrar düzenlenmesiyle ilgili karşımıza bir sorun ortaya çıkıyor. Bunlardan sonra gerçi hep ele aldınız ama istihdam ve sağlığa erişim
Bu konuda ne yapılabilir ya da ne öngörülüyor? Yani şöyle, yani işte yani hepimizin bildiği gibi hani romanların yaptığı işleri biliyoruz biz. İşte hurdacılık, çiçekçilik, müzisyenlik gibi şeyler. Ama artık hani yavaş yavaş dediğimiz gibi üniversiteli çocuklarda olmaya başladı. Yani sayıları çok az olsa da artık zaten hani çağın da gerektirdiği yeni mesleki kursların açılması gerekiyor. Bu Siroma projesi kapsamında da benim de bildiğim, tanıkta olduğum bir sürü kurs açıldı gerçekten. Ama şöyle yani sorun şu, yani işte Siroma projesi Kasım'da bitti. Avrupa Birliği projesi. Bu bir Avrupa Birliği projesi. Para da bitti, kurslar da bitti. Peki ne olacak? Yani bu çocukların, bu kursu bitiren çocukların sürdürülebilir bir meslek sahibi olabilecekler mi? Gerçekten yani bu konuda biraz daha bakanlığın kafa yorması gerekiyor. Yani şunu demeli ki Siroma projesi kapsamında biz işte şu bölgede şu kadar insan kursa gitti ve biz şu kadar istihdam sağladık. Demek ki aynı şeyi başka yerlerde de yapabiliriz. Ama bu zaten bunların hepsi örnek. Yani bu bütün Türkiye'de yani 5 milyonu aşkın roman var. Hani bu bahsettiğimiz şeyler işte 12 ilde gerçekleşen işte 25-30 tane her ilde diyelim ki bir kursiyerden. Ama bu bir model olabilir. Yani bu modelin olabilmesi için de sürdürülebilir olması lazım. Yine istihdam konusunda da tabii ki belli yerlerde ayrımcılığa uğruyorlar. Bir de en önemlisi mesela kamuda olması gerekiyor romanların. Yani kamuda çalışıyor. Özellikle lise mezunu, üniversite mezunu olan gençlerin kamuda çalışması gerekiyor. Bir belediyede çalışması gerekiyor. Sosyal Dayanışma Vakfı'nda çalışması gerekiyor. Yani özellikle... Çok özür dilerim. Önemli. Özellikle hani kamuda romanların istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksulluk yani romanların en temel sorunlarından bir tanesi. Şimdi roman mahallelerine baktığımız zaman neredeyse hemen bütün mahalleler yani asgari gelir düzeyinin çok çok altında, hatta yoksulluk sınırının çok çok altında. Tabii bunun nedenlerine girersek programın bitme süresi yetmez. Ama temel nedenlerden birisi yani 2000'lerden sonra özellikle romanların yaptığı mesleklerin günümüze ayak uyduramaması ve yani hemen hemen tüm Türkiye'nin her tarafındaki tüm roman grupları toplumun yapmadığı en az seviyedeki işleri yapıyor. Ve bu işler günübirlik işler ve hani gerçekten geçimini sağlayamayacak kadar az gelir getiren işler. Şimdi uzun vadede düşündüğümüz zaman işte strateji eylem planında belirtilmiş ama orta uzun vadeli program henüz içermiyor. İşte kısa vadede devletin aslında sunduğu, diğer topluluklar için sunduğu programlar var. Toplum yararına çalışma programı bunlardan bir tanesi. Yani romanlara pozitif ayrımcılık yapılarak ya da ayrıcalık yapılarak bu programlardan yararlanabilir. Mesela diğer bizim yine önerilerimizden birisi... Romanların istihdamının sağlanması için yeni programların yapılması yanı sıra toplumun, daha doğrusu kamunun sürdürdüğü politikaların içine de romanların dahil edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mesela işte şey var, yine il istihdam kurulları var, valilik bünyesinde yürütülen il istihdam kurulunda mutlaka roman derneklerinin yer alması gerekiyor ki o seneki istihdamla ilgili politikalara etki etsinler. Romanlar için bir pay ayrılmasını sağlasınlar ama böyle programların içine dahi ulaşamıyor şu anda romanlar. Yani bir taraftan ulusal politikanın içinde romanlara yer verilmesi gerekiyor. Bir taraftan çözüm içermeyen çözüm bulunamayan durumlarda da yeni politikalar, yeni pilot uygulamalar yapılması gerekiyor. Siroma'dan bahsetti Hacer. Siroma şu, romanların bu stratejik eylem planının içinde eylemini anlatan aslında bir program, bir proje. Bu projede işte bu projenin sonuçlarında işte 2019-2020'ye kadar romanlar için neler yapılacak, sonuçlar neler, daha nerelere kadar gidebiliriz
sonucunu elde etmeye çalışılıyor. Bu çok önemli Hacer'in dediği gibi, ama işte sadece biz şunu hep savunuyoruz. Romanlarla ilgili yapılacak politikalar sadece Avrupa Birliği projeleri olmaması gerekiyor. Ulusal programın içinde yer alması gerekiyor ve bu eylem planının, strateji belgesinin bir bütçesinin olması gerekiyor. Bütçesi. Devlet bütçesi. Yani devlet programının içinde devlet bütçesiyle... Şu anda bir bütçesi var mı? Yok. Siroma var. Yani o da sadece. Avrupa Birliği O da programı. Avrupa Birliği projesi. Ama ben şey anlamında hani çok umutsuz bir tablo çizmek de istemiyorum. Yani bir taraftan gerçekten umut... vadeden cümleler kurmak istiyorum. Yani strateji belgesinin olması çok çok önemli. Bağlayıcı bir belge sonuçta. Bunun altını sivil toplum yani zorlaya zorlaya dolduracak. Bizler o yüzden varız yani buradayız. Ve inanıyorum ki hani bizlerin tekrar sürecin içinde etkin olarak yer almasıyla birlikte bu program daha sağlıklı bir şekilde işleyecek diye düşünüyorum. Biz umuyoruz. Şimdi biraz da örgütlenme meselesine gelelim. Sanıyorum programda da öngörülüyor STK, hani roman STK'ları vesaire gibi bir şey. Fakat şu anki durum itibariyle romanlar, STK'lar ya da işte örgütlenmeleri yoluyla birazcık kaderlerini ellerine almış görünüyor mu? Daha çok mu yolumuz var bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Yani benim bildiğim zaten yani bu 2000'li yıllardan baktığımız zaman o zaman mesela 10-15 tane belki dernek vardı. Şimdi mesela 300'e aşkın değil mi Elmas? Evet, 300'e evet. Aşkın dernek var, federasyon var. Yani romanlar aslında örgütlendi. Yani neredeyse Türkiye'nin hemen hemen romanların yoğun olarak yaşadığı her yerde bir örgütlülük dernek var. Var, bir temsilci var, artık görünürler yani. Bu bence çok önemli diye düşünüyorum. Sonuçta hani mahallelerindeki, semtlerinde herhangi bir sorun olduğu zaman oranın belediyesine gittikleri zaman şu dernekten arıyorum diye randevu alabiliyorlar muhtarıdan, belediyeden, bakanlıklardan, işte vekillerden falan. Ama işte son zamanlarda özellikle bu 2012'den sonra 2012'de değil aslında 2014 yılından sonra bir böyle bir hiç yani ben mesela işte 10 yılı aşkındır çalışıyorum ama böyle bir şey görmedim. Romanlar arasında inanılmaz bir kutuplaşma, şu partiden bu partiden bir şey. Onlara da sirayet etti. Maalesef olmaya başladı ama bu da aslında çözülmeyecek bir şey değil. Bu aslında roman derneklerinin değil de bir şu andaki bir politik durumla ilgili diye düşünüyorum. Çünkü herkes kendisini bir yerde konumlamaya ve korumaya çalışıyor ve sonuçta siz en derin yoksul bir toplulukla çalışıyorsunuz ve o da bir biçimde kendisini koruyacak tırnak içinde bir partinin şemsiyesinin altına girme yani giriyor bir biçimde. Niye? Genel çünkü toplumsal durumda onu evet çünkü şey yani işte bu şeyde de var, strateji planında da var hani sosyal yardımlar falan hani en fazla yardım romanlar alıyor yani yoksul oldukları içinde işte bu yüzden de böyle bir şey maalesef oluştu. İşte şu partici, o bu parti, o hayata buradan bakıyor, o hayata şuradan bakıyor falan diye. Tabii ki bunlar olacak. Bu dönemle ilgili bir durum. Ama bunun çözümü bizim kendi aramızda tartışmamız, konuşmamız. Yani biz bir araya gelebiliriz. Onda sorun yok. Ama politikacıların bu konuda daha dikkatli davranması gerekiyor. Yani her partiden politikacıların, özellikle romanlar konusunda bu kadar derin yoksulluk yaşayan insanları böyle kendilerinin politik malzemesi yapmaması gerekiyor. Mesela işte o meclise gittikleri zaman işte diyelim ki işte insanlarla ilgili bir şey konuştukları zaman demeler gerekiyor ki ya sen bırak onları yani mahallendeki sorunu anlat. Biz sizin için neler yapabiliriz, eğitimde ne yapabiliriz, istihdamda ne yapabiliriz diye onların farklı bir davranışta sağlaması gerekiyor. Şimdi bu olmadığı zaman bu sorun gittikçe büyüyen, ileride daha riskli, daha tehlikeli bir duruma gelecek şeyde oluyor. O yüzden hani ben buradan da
seslenmek istiyorum her partiye, yani her politikacıya, hani bu konuda daha hassas davranmalarını. Anladım. Peki yani STK her yerde örgütlendiler dedim. Belli ki kendilerine bakışlarında biraz bir değişim oluyor romanların. Özgüven, tabii haklarını ki bilme tabii anlamında. Tabii. Peki mesela şöyle bir şey olabilir mi? Roman olmayanlarla birlikte çalışabiliyorlar mı romanlar? Yani meselenin bir de bu tarafı var. Roman arkadaşımız söylese. Roman olmayanlarla birlikte çalışabiliyor romanlar ama şöyle çalışabiliyor. Eğer sen eşitlersen, daha fazla söz sahibi olursan o zaman sorun yaşıyorsun yani. Diğer taraftan şunu da sormak gerekiyor. Bu 360 dernek var, 11 federasyon, konfederasyon, belki bir iki tane kadın dernek başkanı var. Hani aktif olarak bir tane ya da iki tane var. Dolayısıyla bu kadar erkeğin içinde kadın olmak da çok zor. Yani kadın olarak roman hakları ile ilgili mücadele etmek de çok çok zor. Diğer taraftan da iki kat zorlu kadın ve roman olmayan olunca daha fazla zorluk çekiyor. Ama yani bir taraftan da işte yani roman olmayan belki derneklerinin içerisinde roman olmayan üyeler yok denilecek kadar az. Kadınlar yok denilecek kadar az. Ama bir taraftan da hani şöyle bir gerçeklik var. Yani işte şimdi biz nereye gidiyor roman dernekleri? Kaymakama gidiyor. Nereye gidiyor roman dernekleri? Belediyeye gidiyor. Kimler onlar? Roman olmayanlar. Yani bir şekilde zaten ya da milletvekillerine gidiyor. Kimler onlar? Ya da Avrupa Birliği'ne gidiyor. Kimler onlar? Aslında roman olmayanları bir taraftan. Yani roman olan olmayan diye değil, biz birlikte bu sorunu birlikte çözüm bulmak zorundayız. Yani işte onlarla çalışıyorsun. Yani kaymakama sen roman değilsin ve benim işimi yapma diyemezsin. Ya da kaymakam da sana sen de işte şey değilsin, benimle birlikte değilsin diyemez. Yani biz sonuçta hepimiz aynı ülkede, aynı güneşin altında birlikteysek hani bu sorunu da birlikte çözeceğiz diye düşünüyorum. Olmamız tabii gerekiyor. Ki. Ama burada şey yani temel biraz arka planına baktığınız zaman mücadelenin yani roman hakları ile ilgili mücadele 2010'dan sonra yoğun bir şekilde aktif oldu. Ve bu romanlardan gelen dinamiklerle değil üstten gelen bir dinamikle oldu. Yani bu handikapı aslında. Dolayısıyla acaba sosyal içerme odaklı mı baksak meseleye, etnik bir mesele olarak mı baksak romanlar da nerede duracağını şaşırtı bilemedi yani. Çünkü çok erken yani nedir yani Türkiye'de hani romanların görünür olma tarihi neredeyse bir 10-15 yıllık bir süreç. Yani ben hatta biraz çok katılamayacağım senin dediğine şey anlamında hani üstten gibi düşünmüyorum. Birlikte yaşadığımız yıllardı Sulu Kule mücadelesi aslında hani mahalle kurtarılamadıysa da önemli bir farkındalık görünürlük yarattı roman hakları. Hatta o dönem hatırlıyorum bir moda haline gelmişti roman dizileri, roman şarkıları vesaire vesaire. Aslında yine bir mücadeleden çıkıp gelen bir ama uyanış oldu şöyle bir en şey, azından. Türkiye genelini düşünürseniz ama yani o mücadele biraz üstten doğru dinamiklerle gerçekleşti. Yani Sulu Kule'yi Diyarbakır'daki adam duymadı ya da işte Elazığ'daki kişi duymadı ama bir o üstten gelen sesi herkes duydu. Dolayısıyla hemen birden oradan ama sonra üstten ciddi gelen ses de aşağıdaki sese cevap olarak geldi aslında. Ama şöyle bir şey yani şey anlamında ben katılıyorum yani şimdi ben mesela şimdi akşama kadar ya da Elmas akşama kadar biz romanların haklarıyla ilgili burada otursak konuşsak falan filan ama mesela bir başbakan çıksa tabii başka dese ki, bir şey oluyor. Bir cümle ise mesela dese ki yani işte burayı yıkamazsınız, buraya bunu yapamazsınız dese işte hep bütün hani o görünürlük falan başka bir şey oluyor. Hani her şey birdenbire değişiyor. Çünkü ben mesela roman açılımının olduğu gün ertesi gün mesela bir yerden beni aramışlar. Dedi ki işte emniyet müdürü bizim mahallemize geldi. Dedi ki birlikte Hıdır Ellez yapalım. Yani inanılmaz bir şey. Yani tabii diyelim ki emniyet çok müdürü olmuş oraya sadece uyuşturucu ya da başka bir şey için gidiyorsa o başka bir şey yapmak için gidiyor. Yani şu andaki durum görünürlük bu şey çok çok önemli. Yani kamunun
romanlarla, roman STK'larla birlikte çalışması. Evet. Her adımda, barınmada, istihdamda, ayrımcılıkta, yani sağlıkta, kamu olmadan olmaz diye düşünüyorum. Evet. Peki aslında birazcık planı tamamıyla irdelemiş bulunuyoruz bütün maddelerine. Fakat biraz da az bir zamanımız var, son 5 dakikamızı birazcık yereldeki örneklere ayıralım istiyorum. Yani mesela çok kötü diye örnek vereceğiniz ya da belki çok iyi, tabii ki iyi örnekler daha güzel bizim için. Yereldeki uygulamalardan öyle çıkarılacak güzel örnekler var mı? Yani ben mesela işte konutla ilgili mesela Biga'daki arkadaşların memnun olduğunu düşünüyorum. Tabii bir takım sorunlar var, böyle işte ısınmaydı falan, merkezi sistemdi falan. Bir takım sorunlar var. Mesela Uzun Köprü'deki konutlarla ilgili hani iyi şeyler duyuyorum oradaki yaşayan insanlarda. Yine bu dediğim gibi bu sinema kapsamındaki mesleki kurslar, işte Tekirdağ'da da mesela gençlerle görüştüğüm zaman çok memnun. Ama bir tek şey, her şeyin, bu yapılan her şeyin sürdürülebilir olması önemli. Yani o yüzden aslında biraz önce Elmas'ın da dediği gibi, yani devletin bu strateji planına kendi bütçesini ayırması gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nden tabii ki paralar gelsin ama eğer devlet, belediye, kamu, işte yani işte de o devletin içerisindeki bütün kurumlar bir bütçe ayırdığı zaman, o zaman stratejiye de sahip çıkacak. O zaman stratejiye işte Sosyal Dayanışma Vakfı'ndaki memur da sahip çıkacak. O zaman stratejiye okul müdürü de sahip çıkacak. Yani o yüzden bu stratejinin bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yine iyi örnekleri hani şey verirsek, gene STK'ların girişimleriyle ortaya çıkan iyi örnekler var yoğun olarak. Yani henüz daha yerel yönetimin bir yere getirdiği ben çok olmadı. Bir örnek görmüyorum. Bir Kırıkhan'da şimdi bir belediye başkanı bir süreç başlattı. Romanlardan oluşan bir tane yerel bir danışma merkezi gibi bir şey kurdu. Orada yaşayan tüm gruplara yönelik politika üretmek için sürekli bir merkez var. Ve bununla birlikte çocuklar için bir merkez oluşturuyor. İşte Şişli Belediyesi yapıyor bir şeyler yine kendi bünyesinde. Çimenev zaten hani yapılıyor. Hep STK'lar örneğini veriyor. Aynı zamanda işte bir Sıfır Ayrımcılık Derneği Gaziantep'te bir mülteci domlarla ilgili merkez açtı. Yine İzzetpaşa'da bir merkez açtı. Ya böyle küçük küçük modellemeler var aslında. Yani şey düşündüğünüz zaman, yani 5 milyon romanın sorunlarından bahsediyoruz. Evet. Ancak pilot çalışmalarla örnek teşkil edebileceğimiz çalışmalar aslında. Devlete önerebileceğimiz modeller yaratabiliriz. Sivil toplum olarak bizler. Yoksa işte hiçbirimiz şeyin, romanların hayatını tamamıyla değiştirecek programlar öneremiyoruz. Öneremeyiz de yani. Ama dediğimiz gibi geliştirdiğimiz programlarla hayatını değiştirebilecek örneklemeler yapabiliriz. Yani en iyi örnek aslında bütün hepimizin, bütün roman derneklerinin ve bütün bu alanda çalışan herkesin şeyi, bu strateji planının ortaya çıkması aslında. O yüzden herkesin, bütün romanların bu plana sahip çıkması gerekiyor. Bir de şunu son olarak söylemek istiyorum. Roman meselesini sadece romanlar üzerinden tartışıyoruz. Sanki bu romanların meselesiymiş gibi. Oysa ki bence romanların meselesi değil, toplumun genelinin meselesi bu mesele. O yüzden herkes payına düşeni almak zorunda. Herkes payına düşen yükü taşımak zorunda. O yüzden sadece ilkokula gidemeyen çocuklara yükleyemeyiz. O işsiz olan babaya, anneye yükleyemeyiz. Toplumun her kesimine yüklemeliyiz bu sorumluluğu. Birlikte çözeceğiz. Yani tek başına ne romanlar çözecek, tek başına ne kamu çözecek. Teşekkürler. Evet, bir şehir hepimizin programının daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte hep birlikte olacağız. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hacer, Elmas, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Hoşça kalın.